Milyonerden çifte şans. Hemen milyonere üye ol. 10 lira değerinde milyon puanı anında kazan. Üstelik 100 liralık kupona bir 10 lira milyon puan daha. Toplamda 20 lira milyon puan senin olsun. Milyoner. Bilyoner ekranlarına hoş geldiniz. Bilyoner tenisin yeni bölümünde sizlerle beraberiz. Fransa açık başlıyor. Sezonun ikinci Grand Slam'i başlıyor. Ve turnuva boyunca Bilyoner'de sizlerle beraber Olacağız. Ben Aras Yetiş. Yanımda her zaman olduğu gibi Emre Yazıcıoğlu var. Arasın. Toprak sezonu devam ediyor. Toprak Slam'i geliyor. Abi neler dersin ilk etapta? Çünkü bayağıdır da görüşmüyoruz evet, aslında. Evet. milyoner tenis e, Avustralya açıkta bırakmıştık en son programımızla birlikte. E, burayı seviyoruz biz de ve yeni dekor e, geldik. Hoş bir sürprizle karşılaştık. Çok konforlu. Yani tabii diğer programlar çekiliyordu. İzliyoruz burada bu bünyedeki diğer programları da beğenerek ama biz de ilk kez burada program yapma şerefine nail oluyoruz. Gayet konforlu. Kimler geliyor, kimler geçiyor bu Gerçekten kontordan. öyle. Yani valla biz de şu anda elimizde kağıtlarla geldik. Oturduk bu meşhur koltuğa ve Roland Garros. Roland Garros tabii çok sevilen bir turnuva ve şöyle şimdi Avustralya'da tabii saatler bir parça Türk izleyicisi için zor. Amerika'da da öyle. Yani Avrupa'daki iki Grand Slam e, her zaman Türkiye'de eski TRT'den e, itibaren Fahri İkiler, rahmetli Fahri, Fahri İkiler abimizden itibaren e, popüler olmuştur Roland Garros ve Wimbledon. E, şimdi işte sezonun belki de en iyi zamanına geldik. E, yıllar evvel Matt buraya geldiği zaman Matt Blender bir konuşma şansımız olmuştu. Ya Şey demişti. Sezonun bu bölümü için. Yani işte şu e, Mayıs, Haziran, Temmuz Roland Garros, Wimbledon e, bölümü e, olduğu için senin ve benim bir işim var demişti. Hakikaten öyle. E, sezonun en keyifli dönemindeyiz ve bu keyfi daha da arttıran hep Rafael Nadal oluyordu aslında. Ne güzel bağladın. Değil mi? Aynen. Ben de beğendim. <gülüyor> <gülüyor> yani Rafa Ama şimdi tabii bazıları için keyfi arttırıyor ama oyuncular için de keyfi azaltıyordu. Çünkü yani Rafael Nadalın olduğu yerde e, 2005'ten beridir başka bir favori söylemek çok kolay değildi. Ne oyuncular geldi geçti. Federer'in en iyi olduğu dönemler. Novak Djokovic Novak ikiz kazanmayı başardı ama bir de git ona sor yani nasıl kazandığını. Rafael Nadal çünkü e, hakikaten büyük bir dominasyonu ve Rafael Nadal bu sene turnuvada maalesef sakatlığı sebebiyle yok. E, neler söylersin? Çok enteresan nasıl ne denir mesela? işte yanında pilav olmayan bir kuru fasulye gibi. Oo çok ee, da severim ha. Öyle yani, ben de severim. E, şimdi ikimiz de yurt dışından geldiğimiz için tabi. Hasretiz e, biraz. Türk, Türk yemekleri. Hakikaten yani yurt dışına çıktığın zaman en çok e, özlediğin şeylerden Yemekler birisi oluyor. oluyor. Hakikaten yani bu konuda ben yani objektif olamayacağım demeyeceğim çünkü objektifim. Yani Türk mutfağı gibisi bence yok. Bence yok yani. Allah sana katılıyorum. Yani tabii ki mesela İtalyan mutfağı da benim sevdiğim bir mutfak ama biraz daha tek yönlü gibi bizimkile kıyaslayınca. Ya. Yok yok, kesinlikle yani işte Roma'da şimdi yiyiyorsun. Tam makarnalar falan çok güzel. Ee, pizzalar okey. Ama yani bir noktadan sonra tam et yemekleri var, balık yemekleri falan var ama yani sınırlı abi bizle bizle aşık atamazlar o konuda. Dediğin gibi hakikaten kuru fasulye pilav ee, öyle süresiz bir plan. Yani, turnuvada heykeli olan oyuncu. işte. iki sene önce heykelini açmışlardı Rafael Nadal. Dilek olay 14 kez şampiyon. Ben tabii ki biraz insan bunları değerlendirirken kendi yakın olduğu sporlar üzerinden konuşuyor ama ben spordaki en acayip rekor olduğunu düşünüyorum. Yani, en kırılmayacak rekorlardan bir tanesi. Benim yakın olduğum sporlar arasında en kırılmayacak rekor. Rafael Nadal'ın bir Grand Slam'i 14 kez kazanmayı başarması 2005'ten bu yana işte çok nadir. 2009'da Robin Soderling'e kaybetti. 2015'te ve 2016'da bir S verdi. İşte bir de Djokovic'e iki sene önce mağlup olmuştu burada. Ama onun haricinde hep kazanıyor. E, akıl sınırlarını zorlayan bir şey. Onsuz Fransa açık çok nostaljik bir şey olacak bir kere her şeyden önce. Yani evet, hep nadal evet, bir şekilde Fransa evet. açığa iyi gelmeyi başarırdı. E, i̇dare eder gelmeyi başarırdı veya işte form tutardı sonrasında. Abi geçen Hiç sene giremez. bayağı problemli gelmişti biliyorsun. Aynen. Ee, ve yani geçen seneki sakatlık durumu da aslında hani oynar mı oynamaz mı falan deniyordu ama yani oynadı. Sonbaharda yaptılar onu da kazandı. Evet. Yani Kazanmadığı tipte Fransa açık yok. Hava iyiyken kazandı. Hava kötüyken kazandı. Sakatken kazandı. Sakatken kazandı. Ee, çok büyük problemlerle gelip kazandı. Hakikaten bir, bir, bir e, teniste e, nasıl diyeyim sanki bir e, tarih kaydı gibiydi. Yani bakıyorsun <laughs> Şimdi tabii bu tür sporlarda 20 yıllık sürede çok şey değişiyor. Çok oyuncu geliyor, çok oyuncu gidiyor. Bir sürü jenerasyon birbiriyle oynuyor ama zaten şey de yapılıyordu. Hatırlarsın işte Rafael Nadal ilk kez Roland Garros kazandığında işte dünya nasıl bir yerdi? 2005 yılında işte mesela smartfonlar, akıllı telefonlar yoktu. Ee, biliyorsun yani Türkiye'de geniş bantlı internet diye bir şey yeni yeni geliyordu. Ee, Facebook yoktu bu Facebook tabi. yoktu Twitter yoktu Instagram yoktu ee, çok farklı bir dünyada yaşanıyordu oradan buraya taşımış adam ee, bu kadar zor bir ee, sporda bu kadar temponun yüksek olduğu bir sporda dediğin gibi kırılması çok zor bir rekor ee, ve yani hani katılmaması bir yana bir taraftan da ben e, gelecek sene e, muhtemelen son sezonumu oynayacağım demesi. O da bir başka can yakıcı e, done oldu. E, bizi biraz üzdü e, ama yapacak bir şey yok. Hayat, hayat devam bu, ediyor. Hayat bu. Yani. Evet, bir noktada Kimler zaten. Kimler geldi evet. geçti. Nadal da bunu söyledi. Oyuncular Tabii. gelir geçer turnuvalar devam eder dedi. Kesin. Öyle hakikaten ama şimdi Fransızlar çok milliyetçi. Böyle bir şey önermek çok kolay değil ama yani Philip Shatryen'in ismini Rafael Nadal diye değiştirmek lazım bence. Philip ee, Shatrye eski e, federasyon başkanlarından bir tanesi. ya kıymetli ee, adamdır muhtemelen. Çok kıymetli midir <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum yani ben ben de makul bakarım senin e, sözlerine. Barcelona'nın merkez sportu. Barcelona'nın merkez portu. Böyle ama. bir şey var ama biliyorsun değil mi? Şimdi senin dediğine uygun bir örnek e, hani kendi ülkesinde olmayıp da. E, ismi merkez korta verilen bir büyük şampiyon var. Bakalım aklına gelecek mi? Gelmedi. Gelmedi değil mi? Tenisçi mi? Tenisçi. Abi şeyde Hale Federer. Cık, cık. Yok. Yemedi. Yok. E, da Roy Emerson. Hmm. E, çok da mesela enteresan bir enteresan şey. Bir Avustralyalı. Hı hı. E, ben bunu bilmiyordum bu arada. E, evet. E, e, eğer yanlış hatırlamıyorsam Geştat olması lazım eee ki değil, geç tat olması lazım. Orada merkez kortun ismi e, Roy Emerson. Kortu. Yapılacaksa da Nadal için yapılır hakikaten bu. Hı, -hı. Diye düşünüyorum. Yapılabilir bence de. Yani heykelini diktiler. E, bir de merkez kortu yaparlar mı? Dediğin gibi biraz e, zor <laughs> ama bir kortun ismi yani diğeri Suzanne Lenglen mesela. Suzanne Lenglen de çok büyük bir şampiyon. E, diğerini ne yapmışlardı? Simon Matyo yaptılar. Yeni kort. Bir, bir noktada bir yere daha evet ismi verilebilir diye düşünüyorum. Lazım. Aa, yakışır tabii. Ee, özleyeceğiz Rafael Adal da özleyeceğiz bıraktıktan sonra, Djokovic'i de özleyeceğiz. Hı -hı. Nasıl şu an Federeri özlüyorsak. Hı -hı. Hı -hı. Ama işte geçiyor bir şekilde de yapacak bir şey yok. Spor devam ediyor. Peki abi yani şöyle şimdi tabii buradan da Novak Djokovic'e bağlayacağım. En sonunda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Şimdi geçen sene Rafael Nadal için bu zamanlarda ya takvim silemi yapabilir mi diye konuşuyorduk. Şimdi Novak Djokovic için de 3 ay önce e, bu adam girdiği her yerde kazanıyor. Bilhassa işte Avustralya yeniden döndü kazandı çiçek pası mağlup ederek. E, yine bu senede domine edecek diye konuşulurken şu anda Novak Djokovic hiç öyle bir seviyede değil. E, bir de sakatlık yaşıyor. Oyuncular bir anda sanki bir şey oluyor ve yaş onları yakalıyor gibi oluyor bir yerlerde. Çok Fazla kilometre yapmış evet. bunlar artık yani. yani acaba Novak Djokovic'e de böyle bir tehlike görüyor musun sen? Ben abi şunu söyleyeyim. Bence Novak Djokovic'in sakatlanmasından ziyade ki daha önce sakatken Grand Slam kazandı. İşte karnı, karnında kas yırtığı oldu. Kazandı mesela ama beni orada biraz sakatlığı canımı sıktı. Dirsek sakatlığı olması, daha önce onunla yani bir buçuk sezona neredeyse hadi yani bir sezon diyelim. Mal olan bir sakatlık. Hı hı. İşte 2017'nin ortasından 2018'in Wimbledon'ına kadar ciddi bir bölümünü almış değerinden Novak Djokovic'in. Ciddi olup olmadığı konusunda bu has, e, sakatlığın pek bir açıklamada bulunmadı. Novak Djokovic kazanabilir misin diye sordular. Evet kazanabilirim dedi Fransa açığı. Çünkü ne olursa olsun besette kendine çok güveniyor ve güvenmek için binlerce sebebi var. Bir tane değil. Ama ben iyi görmediğimi söyleyeyim Djokovic'e. Ne Fransaça hazırlık maçlarında ne de dediğim gibi sakatlığın mahiyetini düşündüğümde. Ama birkaç maç oynadıktan sonra belli olacak. Yani bunu bence bir sonraki programda daha berrak konuşuruz. E, çok doğru. E, bu tür oyuncular için e, birinci haftalar maç eksiğiyle turnuva eksiğiyle girmiş olsalar bile bir e, sanki antrenman turları gibi oluyor formüladaki. E, oradan bir ritim devşirebiliyorlar. Nitekim Tony Nadal bile, Rafael Nadal'ın durumu ortadayken biliyorsun, turnuvaya girerse ve ilk haftayı geçebilirse kazanır, kazanır dedi. Yani en sakatlığı detaylar olarak en hakim olan, en yakındaki insan bu kadar kötü durumda böyle konuşuyor. Yani bunda neden? Aynen Djokovic'de olduğu gibi bu oyuncular bir şekilde turnuvada kendilerini bulduklarında çok tehlikeli olabiliyorlar. Birinci haftayı iyi kullanabiliyorlar. E, Novak Djokovic'in de aynen buna katılmak lazım ama şöyle de bir şey var. Yani kura olarak da Novak için tam istediği kura gelmedi. Kura önümüzde var. Ee, Alcaraz'la bilhassa aynı yarıya düşmesi herhalde e, kura ile ilgili olarak en çok konuşulan, merak edilen şey. Alexander Kovacevic ile başlıyor. Yani o zaten. O açık. da sırp asıllı Amerikalı. Sırp ee, Amerikalı. ve iyi bir oyun. Yani ben hiç izlemedim Kovacevic'i. Dürüst olmak gerekirse. Çok görkemli bir oyun olduğu söyleniyor. Bakalım neler yapacak. Bir de 3. turda Davidovich Davido Fokina Davido var. Yine. İşte ondan sonra Hurkaç, Bautista. Rublev var. var. Rublev, Rublev var. Rublev, Monte Carlo'yu kazandı. Cihane. Rublev de da iyi oynadılar toprakta. Hı hı. E, Alcaraz Çiçipas zaten dünyanın en iyi beş toprak kort oyuncusundan iki tanesi. Finalde de Medvedev, Holger Rune, Belki Casper Ruud eğer oralara gelebilirse. Zor bir kura. Zor bir kura. Ee, yani evet ben yani cümle. şöyle kıyaslarsak mesela favori oyunculardan e, rotalar olarak. Abi Medvedev, Medvedev. Aynen. E, e, yani e, biraz amiyane bir tabir ama ballı. Ya gerçekten ballı bir kura. Bunun ballı başka bir kura. yani. Ama işte Alcaraz'ın e, fena değil ya. Dediğim gibi zaten birkaç tane, böyle beş tane oyuncu sayabiliriz. Hani bu oyuncular birbirleriyle karşılaştığında Hı -hı. maçlar sert olur, iyi Hı -hı. olur. İşte Alcaraz, Çiçipaz, Novak Djokovic, Holger Rune ve Medvedev bu oyuncular bana kalırsa şu anda. Ya, bu oyuncuların maçlarına kadar ben Djokovic'i işte biraz sakatlıktan dolayı e, emin değilim. Ama onun dışında ya, bu maçlara ulaşmalarını bekliyorum bu oyuncuların ben. Hı -hı. Ya ben Djokovic mesela bu işte Davidovic-Fokino maçına biraz takılıyorum açıkçası. Üçüncü tur çünkü geçen sene Monte Carlo'da Davidovich Fokine Djokovic'i yenmişti. Evet. Çok büyük bir coşku bir oyuncusu. Hiç sağ solu, solu hiç belli olmayan bir adam. Hiç belli adam. olmuyor. Çok ters bir oyuncu. Ee, yani toprak kortu hakikaten çok da seviyor Davidovich Fokine. Bu sene de yani hiç kötü oynamadı. Form olarak da e, ben beğeniyorum. O biraz yani acaba Novak Djokovic'i sıkıntıya sokar mı diye biraz e, açıkçası düşünüyorum. Tabii bu Novak Djokovic'in %100 e, olmadığı Benkli. varsayımıyla Yoksa tabii Novak Bak, Djokovic yani Grand Slam'lerde ayrı bir güç ee, ama ya şu da olabilir ee, yani Toprak kort ve Roland Garros kazanılması belki de en zor e, Grand Slam bildiğin gibi yani burada bu sakatlık da varken acaba Novak Djokovic kendisi için bunu bir olmazsa olmaz görecek mi? Yani e, motivasyon anlamında Triple Grand Slam'i yapan ilk oyuncu olacak Novak Djokovic. İşte her Grand Slam'i 3 kez kazanmayı başaran. Hı, hı, hı. Ee, ee, Böyle e bir motivasyon var evet, tabii işte. Evet, işte bunu yapamadı ama yani ondan daha önemli bir rekor tabii Grand Slam sayısı. Şimdi Wimbledon'a, eee Wimbledon'la Roland Garros arası çok kısa. E çimde çok hemen yani çok ekstrem bir geçişle hazır hale gelmek gerekiyor. Novak Djokovic her ne kadar çimde çok büyük bir güç ve dominant e güçse ne olursa olsun bir adaptasyondur. Kendisini ya yani, bu kadar zorlar mı ee, ya da işte boş verebilir mi? Abi Nadal'sız Fransa açığa da iştahlanırsın ama. Ya, ya mutlaka iştahlanmıştır yani, ama işte yani sağlık bilmiyorum. durumu. Tabii, sağlık durumu ile ilgili Sen konuşuyorum abi. Ee, yani kesinlikle doğru bu çok büyük bir... Ya fedeler Fırsat. başını taşlara vuruyordur bir yerlerde şu an. Ulan 2005-2006'da bir tane denk gelseydi de takvim yapsaydım diye. Ha sen Hayır. onu diyorsun. Onu diyorum yani tabii takvim tabii. yapsaydım ha, diye. O zaman ama çok gençti abi <laughs> Nadal da yani o zaman ateş parçası gibiydi. Aynen. Ee, yani 15 sene sonunda adamın girmediği turnuva oldu Roland Garros bir şekilde giriyordu 2006'da yani. 2006'da çünkü onu takvim slam'inden etti. Hı -hı, hı -hı. Doğru haklısın. 2007'de. Haklısın. Federer Usta da tabii tişörtünü de giydik. Usta, ee, yani Usta takılıyor ya. Balık tutuyor. Balık, Yok balık Disney'e gitmiş. Hogwarts bir şeylere gitmiş. Keyfini sürüyor vallahi. Ya, sürecek şimdi o da sürmeyecekse. Ya yani, tabii canlar da e, Noah Hala da 100 milyon dolar kazanıyor. Ee, hiç yani şey bir şey yapmamasına rağmen öyle bir marka yaptı ki kendisini. tabi ee, tabii başarılarıyla işte saygınlığı ya falan filan dünyanın en güvenilir markalarından birisi. Balık tutsa da geliyor 100 milyon dolar yani. <laughs> i̇yi bir balıkçı mı, balıkçı mıdır sence? Bilmiyorum abi. İyi bir balıkçı Acaba mıdır? Acaba neler tuttu? Ee, çok büyük balıklar tuttu kariyeri boyunca. O yüzden herhalde iyi bir balıkçı. İnce. Vay. Yani valla bilmiyorum artık nasıl şey yapıyor. Ee, ama güzel. Yani güzel bir hayat. Gerçekten güzel bir hayat. O da Nadal'ı izlemek isterdim demiş Roland Garros'ta. Ee, ama işte o da bizim gibi izleyemeyecek kaderine razı olacak. Ama Medvedev'i e, izleyecek. Medvedev. Çiçi Pası izleyecek. Medvedev'le ilgili ne söylüyorsun? Yani Medvedev e, ben geçen gün şey buldum bir tane. Böyle işte Twitter'da tabii mimler, işte gifler, mifler ya da işte böyle e, bazı komik siteleri takip ediyorum ki malzeme olsun. Yani oradan Sen ama Kovalarsın. Kovalıyorum i̇yi mizahın mi peşindesin. Ya işte insanlar şey yapmıyor abi. Yani şimdi e, bazı görüntüler binlerce sözcüye bedeldir denir ya işte. Ya veriyorsun görüntüyü. İnsanlar bunu istiyor. Artık zaten insanımız yorulmuş. Yani çok fazla işte analizdi, oydu, buydu falan filan. Dayanma gücü kalmamış insanımızın. O yüzden biraz daha böyle hap gibi, biraz daha onların mizahi yönlerine hitap edecek şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sıkmamaya çalışıyoruz insanlara. Halkımız bunlara aç. Zaten yeterince problem var ülkede. Ee, orada bir şey gördüm abi. Bir e, kumsala çıkmış bir ahtapot. Böyle yürüyor şey denize doğru. <gülüyor> <gülüyor> yani toprakta bir ahtapot. Şimdi yani Medvedev'in de lakabı ahtapot olarak biz belirlemiştik. Bu ahtapot bu toprağa Artık biraz arşınamaya başladı. Sevdi. Sevdi. Roma'yı kazandı. Bir de yani Roma'yı kazanması bence burada biraz daha üzerine ekstra konuşabileceğimiz bir şey. Daha sert Kortum'su Madrid Masters'ı kazanırsa mesela ne olursa olsun Madrid denirdi o turnuvaya. Ama Roma başka bir şey. Roma hani böyle at yarışı tabiri kaba çim derler yani. Bu kaba toprak yani. <laughs> kaba çim at yarışı tabiri mi ya? Golf tabiri yani, değil mi? Senin O da var ama yani böyle çimin sıkıntılı, ağır çim, ağır, ağır çim yani Kabadan kaba dağız Kaba çim çünkü yani şey değil, değil mi? Kaba çim golf rough. Golf'te yani uzun çime kaba deniyor. Ben sporları Aynen. karıştırdım. <laughs> İki yani, tane uzman olduğunuz spor tabii. Ama ağır çim tabi. yok, at yarışında hiç uzman sayılmam. Golf'te de aslında at, uzman sayılmam. At yarışında da bayağı bir tabii yani önemli değerlerle falan filan bayağı Yaptık, bir şeylerim var, dosyalarım, ama, dosyalarım var. çok ayrı bir şey e, Tabii yani sen biraz daha işin spor kısmı, Aynen. at yarışçısın, şeyci değilsin, galopçu, bültenci. Spor at yarışçısı. Tabii yani Bültenci at yarışçısı değilsin tabii ki yani. Ama işte öyle yani. Kap Piyocu. Kaba toprak. Nalkapon vardı eskiden hatırlıyorsun. <laughs> <laughs> ben <var>? hatırlamadım. Ben <laughs> hiç bilmiyorum. Ya şey vardı şimdi eskiden böyle. Ben bu dünyanın insanı değilim. <laughs> bu ilk e, işte ne zaman 90'lı yıllar özel televizyonlar falan filan at yarışı Star'da e, Star televizyonunda Nalkapon diye bir at yarışı attı vardı. Ee, ...bu çok böyle şeyiyle falan filan seslendirilmesiyle İsmi de falan. İsmi sen bulmuşsun gibi. Neden? Nal Kapon işte mizah. Benim mizahım bu mu oğlum? <laughs> Allah Allah. Yakışmadı. <laughs> Bunu bir hakaret olarak sayarım. <laughs> Kelime esprili. Abi, Na yani öyle bir hat vardı oradan aklıma geldi. Nal -Kapon. Çok güzel bu arada. Yani, hakikaten çok keyifli bir dünya eğer... E ...oraya böyle mail etmek isteyen tenis izleyicisi varsa... Arası, eski, de kalsınlar. Değil. Orada da kum var, çim var. Evet. Sentetik var. Sert yok ama sentetik var. Tabii. Yani bazı atlar tabii kumda, bazı atlar çimde koşamıyor da eskiden. Ee, yani evet. Abi Nadal diye bir at vardı bundan birkaç yıl önce. Amerika'da çok büyük yarışlar kazanmaya aday bir attı. Kariyeri sakatlıktan bitti. Kumcu muydu? Kumcuydu. Hmm. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Şimdi şeyler de geliyor değil mi? Artık at yarış sonunda da böyle Artık hem Gazi, Mazi, gazi falan geliyor. Farklı. Mesela biz sen ne Gazi izleme? Sen her sene zaten gidiyorum gel beraber. Özel gidelim. masam var. Yok. Sen zaten oralarda şey yapıyorsun takiptesin de biz bir türlü kısmet olmadı beraber bir. Ben de çünkü çok büyük bir spor organizasyonu yani e, ben daha önce Veli Efendi'de de koşular izledim. E, güzel bir şey yani o tabi daha böyle e, localardan falan filan izlemeyi daha, daha çok tabi e, isterim yaparız yaparız bekliyoruz bir bakalım yani senden her sürekli her sene rüzgar ama çi olmayan bazı Aynen vaatler böyle. biz işte kendimizi sokabildiğimiz kadar <laughs> Ya biliyorum tabi takılıyorum yani yok yok sen mutlaka, işte sonra mutlaka yapacağız anahtarını diye anahtarını getiririm bile efendinin. neyse abi çok, çok dağıttık olsun medvedev dedik bir Antapot. anda kendimizi Veli Efendi'de bulduk. Hakikaten Veli Efendi'de bulduk. Abi ben çok etkilendim. Zaten daha spinli oynamaya çalıştığını, daha derin oynamaya çalıştığını, toprak kortta hareket etmeye çalıştığını söylüyor. Madrid turnuvasından elendikten sonra Daniil Medvedev 3-4 gün fazladan kalmış ve toprakta hareket antrenmanı yapmış Madrid'de. Mesela bu çok değerli bir şey. Ben zaten dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesiyim. Zaten sezonun %60'ı 70'i sert kortta deyip toprak kortun üstünü tamamen çizebilirdi. Ve zaten şu ana kadar da aslında onu yapıyor gibi gözüküyordu. Ama bir anda farklı bir şalter açtı Danil Medvedev. Clay, Med Clay Medvedev diyorlar <laughs> toprakta oynayan Danil Medvedev'e. Aman hocam öyle adlandırmalar eskiden bir Alisa Clayvanova vardı. Ee, mesela onun da Alisa Kleibanova'nın ismini Kleibanova diye <laughs> yazmışlardı falan. Kız ondan sonra kanser falan oldu. Şu anda nerede ne yapıyor bilmiyorum ama ee, daha Kleimedeve ne? Kleivedev. Clay? Clay Kleivedev Clay yani ona daha biraz daha var ama tabii bu Roland Garros bir şanstır dediğimiz gibi ballı bir kura çekti. Bu kuradan yani baktığımız zaman yolu e, QLL diye bir oyuncu. <laughs> -L -L. Avsek try oyuncudur. Ha? <gülüyor> <gülüyor> bu QLE. yani tabii şey ilk turda e, elemelerden gelecek e, ya da bir lucky loser olacak bir oyuncuyla oynayacak. İşin şakası bir yana. E, sonrasında yani baktığım zaman bir şey göremiyorum açıkçası. Yani bu <laughs> yol üzerinde e, Yani Siner ya kayıp son dönemde biraz böyle bir kıpırdanır gibi oldu ama bir günü bir gününü tutmaz. Borna Çoric kıpır ne olacak? Yani Siner kayıp Francis Tiafoe o da yani toprakta bir şeyler oynadı ama çok total bir şeyler oynamadı. Kasper Rudd ya da Holger Rune zaten Grand Slam yarı finale çıkmışın İlla ki biri gelecek. Yani. Holger Rune'yi yendi zaten Roma finalinde. Yani Holger Rune de 20 yaşında daha çocuk. E, yani finale çıktıktan sonra da zaten. ya ben demiyorumdan demiyorum da de finale çıkma adayıdır. Ama bu yoldan çıkarsa da kimse şaşırmasın diyorum. Aynen çıkabilir tabii bence de. Murray mesela Roland Garros'ta final oynadı mesela. Oynadı. Yani olmaz diye bir şey yok. Daniel Medvedev de bu kadar iyi bir kura bulmuşken, böyle bir form yakalamışken bence de final için bir şansa sahip Endi olduğunu düşünüyorum. Endim öyle demişken şunu söyleyeyim ben. Wimbledon şanslarını yükseltmek adına Toprak'ta Fransa açıkta oynamamayı seçti Endim öyle. E, tamamen Wimbledon'a odaklıyor kendisini. O son bir dansın peşinde, ee, son bir şarkının peşinde. Güzel yani en azından böyle bir e, ya ben her yere oynayayım her şeyi oynayayım dansa artık en azından bir turnuvada ben bir şey yapabilir mi düşünmesi bile bence hoş. bence de Elindim hoş. Onu... Ya abi, tabii zaten aslında en başta konuşmamız gereken oyuncuydu belki. Rafael Nadal gündemi olmasaydı ve Novak Djokovic gibi bir tabi fenomen olmasaydı Carlos Alcaraz'ı konuşacaktık burada ilk etapta. Dünya bir numarası. Roma'da tekrar bir numara oldu. Orada Dünya 115 numarası Fabian Maroş sana elendi ama bence dediğim gibi yani iyi bir mağlubiyetti Alcaraz için. Roma'da bir hafta e, kendini hırpalamasına tabii, tabii. hiç lüzum yoktu. Barcelona şampiyonu, Madrid şampiyonu iki turnuvada ünvan korudu. Bence en iyi durumda gelen oyuncu ne olursa olsun o son maçından bağımsız. Abi yani sonuçta Barcelona'da kazandı, işte Madrid'de kazandı. Kendi ülkesindeki turnuvalarda uzun bir süredir yenilmiyor. E, bu turnuvaları oynamak İspanyol oyuncular için bir boynunun borcu gibi. Bu, Nadal da aynısını yapıyordu. Üç tane binlik turnuva var. Bir tane 500'lük yüzlük turnuva var. 500'lük turnuva Barcelona çok önemli bir turnuva. İspanyollar için zaten e, daha da önemli bir turnuva. E, bir noktada da artık motor e, su kaynatabiliyor. Yani e, kolay bir yol değil. Dediğin gibi hayırlı bir mağlubiyet olabilir Carlos Alcaraz için. E, hep söylediğimiz bir konu. Serti biraz daha iyi diyorduk e, toprağına göre ama yani bu sene bence e, kafalardaki şüpheleri de biraz daha silmeye başladı. Buenos Aires'te bir turnuva kazanmıştı hatırlıyorsan. Rio'da Noria yenildi Rio'da sonra, finalde, finalde ufak bir sakatlığı oldu orada da final gördü yani e, Latin Amerika toprağında da oynadı Avrupa toprağında da oynadı çok başarılı sonuçlar aldı e, yani kariyerinin zirve noktasında şu an ve e, bir numaralı favori kesinlikle. Carlos Alcaraz zor bir yol. Onunki de e, çeyrek finalde Çiçipas'la oynama ihtimali var. Barcelona finalinde yendiği Çiçipas'la oynama e, ihtimali var. E, yarı finalde bahsettik zaten Djokovic'le oynama ihtimali var. Ya, bu maçları görmek istiyorum ben açıkçası. Yani e, Carlos Alcaraz'ın Djokovic'le en son maçı çok uzun bir süre oldu. Madrid'de galiba geçen sene e, Alcaraz yenmişti Djokovic'i. Ondan beridir oynamıyorlar. E tabi Djokovic sağlıklı bir Djokovic olursa tabi Djokovic, Alcaraz, Çiçipas, Alcaraz bu maçları izlemek e, istiyoruz. E, ama şu anda bu Alcaraz'ın kupası. Yani Alcaraz'sız title to lose. E, ipler i̇pler onun elinde. Aynen öyle abi. Çiçipas'tan bahsettin. Abi Çiçipas Zaten dünyanın en iyi toprak kort oyuncularından bir tanesi. Buna şüphe yok. İşte mesela Monte Carlo Masters'ı iki kez kazandı. Son iki turnuvanın şampiyonu olarak geldi. Orada Andrei Rulev'e kaybetti. Barcelona finalinde Carlos Alcaraz'a kaybetti. O bence önemli bir maçtı. Çünkü Alcaraz onun yani bir Fransa açık şampiyonluğu kovalayacaksa Çiçipas. Rakibi Carlos Alcaraz gibi gözüküyor genç jenerasyondan. Nadal'ın olmadığı denklemde. Ama o maçı kaybetti. Bence orada biraz özgüven problemi yaşamış olabilir o maç ve sonrası için. Yani Çiçipas sağa solu belli olmaz bir oyuncu. Yani gidip işte Grand Slam'de saçma sapan rakiplere yani hiç olmaması gereken maçlar kaybedebiliyor. İşte bir Kolombiyalı oyuncuya yenilmişti ya Amerika çıktı hatırlarsın ilk turda. Evet. Ee, geçen ee, sene. Neydi onun adı ya? Bak adamın ismi aklımıza gelmez. Daniel Elahi Galan. Daniel Elahi Galan. Ee, yani gibi. Ama şöyle abi. Söylediklerinde kesinlikle haklısın ama Toprak Kort ve Roland Garros biraz daha farklı. Tabi %100, için biliyorsun burada final oynadığı işte çok iyi bir karnesi var sürekli yani bir yerlere geliyor ve Toprak Kort belki de en iyi zemini Stefanos Çiçipasın. O yüzden Nadal'ın da olmadığı denklemde bence tabi iştahlanmıştır. Mesela bu Nadal'ın olmadığı turnuba en çok belki de Çiçipasın. Ellerini ovuşturmasını beraberine mesela getirecek. Abi, kötü mağlubiyet, Medvedev'e kaybettiği maç Romat. Evet. Yani. Evet. bu maçı alacaksın. O maçı alacaksın. Doğru, Neyse. haklısın. Ee, söylediklerinde kesinlikle haklısın. Ee, Barcelona finalini ben anlatmıştım. Barcelona finalinde mesela Carlos Alcaraz'a karşı fazla ezildi. Ee, Carlos Alcaraz, e, hatta ondan sonra dedi ki sen yaşın bizden ufak olmasına rağmen bizim jenerasyonumuzu etkiliyorsun, ilham veriyorsun dedi. Orada Alcaraz'la bir maç oynarlarsa ki yani çeyrek finalde bir projeksiyon var dediğimiz gibi Roland Garros'ta biraz zor olacak işi bence Çiçipas'ın. İşte geçen sene Alcaraz'ı Zverev yenmişti hatırlarsın. Evet müthiş e, oynuyordu ondan Erimişti. sonra zaten biliyorsun Nadal maçında e, sakatlandı ve hala da tam kendine gelemedi. O jenerasyonun yani next gen jenerasyonu olarak tanıdığımız bizim bu 96-97 doğumlu jenerasyonun oyuncularının bence Alcaraz'a karşı bir böyle kanıtlamaya çalıştıkları bir şeyler var. Ben Zverev'in oyununda da bunu hissetmiştim geçen sene. Çiçipas denk getirirse Alcaraz'ı yani o maça çıkarsa ve Carlos Carlos gelmiş olursa karşısına ben çok yüksek motivasyonla oynayacağını düşünüyorum ama işte kazanır mı kazanmaz mı? Çok zor mı? abi. Çok zor. Bir de yani Zımba ee, gibi de oyuncu Carlos. Çok zor. Carlitos. Evet. ya da. <laughs> Carlitos. bir de işte tekel bekent konusu onun enerjisiyle yani çok zor bir noktaya gidiyor Çiçipas için o tür bir eşleşme. Ama tabii ki yani dediğim gibi o maçı öyle bir eşleşmeyi ben izlemek görmek istiyorum. Zaten bunlar için bu turnuvalar takip ediliyor. O eşleşmelerin gelmesi için sürprizler olabilir mi? Tabii ki olabilir ama ya yani umarım bu büyük eşleşmelerin birçoğunu izleme şansımız olur. Abi şimdi 128'er oyuncu var iki ana tabloda teklerde. illaki birilerini atlıyoruz. Evet. Hep böyle ya şunun da adını söylemedik gibisinden aklımıza gelen Mutlaka. oyuncular oluyor. Şimdi Holger Rune'yi unutmayacağız zaten. Holger Rune konuşmayı beklediğimiz oyunculardan bir tanesi. Andrei Rublev Monte Carlo Masters'ı kazandı. İşte Yannick Sinner hep Fransa açığı iyi oynar ama son dönemde biraz kayboldu. Senin böyle ya şu oyuncudan da bahsedelim diyeceğin bir kişi var mı? Abi Kasper Ruudu çok ufak bir şekilde belki geçebiliriz. Geçen sene de bunu konuşuyorduk. Bu sene Şimdi geçen sene bir özgüven vardı yüzünde. Bu sene bayağı saçma mağlubiyetler aldı. Yani işte Arnaldi'ye falan filan maç kaybı. Bugün Cari'ye kaybetmiş mesela Cenevre'de. Bir tane Estoril'de minik bir toprak kurtulması kazandı ama onun dışında yani çok saçma mağlubiyetler aldı ve birçok maçını da anlatma şansı buldum demeyeceğim. Anlatma talihsizliğini yaşadım Kasper Rud'un. Çünkü zulüm gibi geçen maçlar oynadı <laughs> yasa toprakta. Ü Sen de bunlardan çok canı yanan bir spikersin. E, üç buçuk saatleri falan gösterdiği oluyor bize e, Kasper Efendi'nin. Çok da iyi çocuk. Ha, hakikaten çok düzgün karakter e, Kasper Ruth. Ama işte ne... Dürüst olalım burada eğri oturalım doğru konuşalım ki hakikaten Cami öyle yapıyoruz. Cami mi yaptırmış? <gülüyor> <gülüyor> abi, çok göze hitap eden bir oyuncu değil. Değil, değil yani. abi değil tabii yani. Değil. Ee, o yüzden biraz fazla yani limitlerinin üzerinde performans göstermişti geçen sene. Ee, bayağı da yukarılara falan çıktı. Çok ekmek yedi ama bu sene pek yani buralarda e, tutunması kolay değil diyorduk seninle zaten sürekli birebir sohbetlerimizde. Yani burada abi yani zor gibi görünüyor. Bayağı görülüyor. da puan koruyacak. Evet bayağı da puan yani. koruyacak ama e, onu kim koruyacak onu bilmiyorum. Evet. Zor. Yani Struff'la ilgili konuşabiliriz mesela. Madrid, finalist. Madrid finalisti. Carlo'da çeyrek final yaptı. Bu sene Ruda, Çiçipas'a karşı galibiyetler aldı. 33 yaşında bir Alman ama yani daha önce Roland Garros'ta da e, yanlış hatırlamıyorsam dördüncü turu mu ya da çeyrek finali mi? Var yani i̇şte Struff'un. Büyük oyuncu. Evet. Büyük Aynen, servisçi. Fizikli. Topa sağlam vuruyor. Fransız Tiafoe toprakta fena oynam oynamayan bir oyuncu zaten ki geçen sene aslında Toprak kort sezonu sonrasında isabet etmişti onun iyi oynadığı bölüm. Bu sene biraz kayboldu ortalıktan. Şey var abi, Fritz var. Mesela Monte Carlo'da yarı final yaptı. Oynadı ya Fritz? Ee... Amerika'da da Toprak kort finali oynadı. Ve yani şöyle Monte Carlo'da 20 yıl sonra bir Amerikalı ilk kez bir Amerikalı yarı final son 4 görmeyi başarmış. Münih'te yine bir Toprak turnuvasında yarı final yaptı mesela. O da yani büyük oyunculardan bir tanesi. Tıpkı Struff gibi benim de sürekli bir şeyler beklediğim bir oyuncu işte. Yani tabii en iyi zemini kesinlikle burası değil ama geç, geçen sene biliyorsun Nadal maçı Wimbledon'da sakat sakat Nadal yenemedi. Aynen. Yarı final şansını kullanamadı orada. Ondan beridir de çok kendine gelemediğini görüyorum. Bir de tabii Serundola var. O da yani böyle zıkır. Deli fişek Arjantinli. Deli fişek Arjantinli tam bir 4 red. Sebastian Baez var. Senin sevdiğin tabirlerden biridir bu toprak Aynen. faresi Brad Gilbert'ın Gilbert lafı. lafı ki yani Brad Gilbert Maraş yetiş mi diye soracak olursan Brad Gilbert demem. E, ben derim. Winning Ugly <laughs> çirkin kazanmak kitabının da yazarıdır büyük evet. usta. Çok güzel bir tabirdir ama Winning Ugly yani bizim mesela çirkin kazanmak dediğin zaman Türkçe'de fazla bir zemine oturmuyor çirkin kazanmak ama yani Winning Ugly. Önemli bir tabirdir. Bu Winning Ugly yapabilecek oyunculardan birisi. Önemli de bir kitaptır dolu. tavsiye edelim. Sporun zihinsel dönüşüm yani zihinsel tarafını çok güzel çok ele alır. Çok önemli bir şey. Ve kendinden çok daha yetenekli oyuncuları, Aynen. kendinden çok daha yetenekli Aynen. tenisçileri veya işte başka sporlarda daha yetenekli bir takımı yenebilmenin aslında kendine dair sırlarını veriyor Brad Gilbert kendi kariyeri üzerinden. 80'lerde oynamış bir tenisçi çok daha büyük yıldızların arasında. Bir ilk 10 tenisçisine tabii, dönüşmüş, tabii, tabii. turnuvalar kazanmış ve yıllar sonra da Andre Agassi'nin koçluğunu yaptı. Ve Agassi'ye inanılmaz şeyler kattı. Aynen. Ee, ve yani benim de sporda en fazla inandığım şeylerden birisi bu winning ugly konusu. İşte şakalaştık falan ama e, o kadar önemli bir şey ki işin mental kısmında bazen en iyi performansınızı vermediğiniz halde kazanabileceğinize inanmak ya da işte rakip sizden çok iyi, e, çok yetenekli olabilir ama bir şekilde baskı altına aldığınız zaman, mücadele ettiğiniz zaman, bırakmadığınız zaman bir şans elde edebiliyorsunuz. Bu konu birçok sporcuda eksik oluyor. Olanlar da bazısı tabii kendisi doğuştan böyle bir işte yaratılış ya da büyüme tarzı, büyütülme tarzıyla kazandığı bir kısmı geliştirdiği özelliklerle beraber yani bu konuda inanılmaz avantajlı oluyorlar bence bireysel sporlarda biraz da çok önemli bir konu ee, bizde mesela biraz eksik bu bir konu ee, bizim mesela bireysel sporlarda çok yeteri kadar başarılı olmamamız e, bu mantaliteye pek sahip olmadığımız için çok çabuk dağıldığımız için bozulduğumuz için e, bu tavsiyeye ben de katılıyorum yani edinebilenler edinip e, okusun Bilhassa genç sporcu adayı çevirisi yok diyebiliyorum ama ben mesela benim minik yeğenim kendisini çok seviyorum. Tenisçi olmasını da çok istiyorum. Mesela ilk ona okutacağım kitaplardan bir tanesi olacak eğer kendisi de Acaba yol e, o yola girmeye. Yavuzcuğul çevirisiyle Türkiye'de çıkar mı Winning Ugly'i? Teklifleri açıyoruz. Tanıdığım yayın evleri var. Öyle mi? <gülüyor> yani doğal <laughs> Yani ya abi işte çeviriler falan filan zor işler. Hakikaten çeviride ayrı bir meslek. Ayrı bir e, doğası var onun. Çünkü yani birebir karşılıklarla çeviri yapılmıyor biliyorsun sen de artık bu işin tam içinde olan kucağında olan biri olarak ben de o kadar sabırlı bir insan değilim çok iyi paralar gelmesi lazım ki böyle bir mesela. işe böyle bir işe soyunayım <laughs> abi o zaman kadınlara geçelim geçelim abi böyle ani net bir geçiş oldu şimdi ikinci Şimiyontek tek gibi bir fenomen var elimizde cipsikola özel aynen şimdi geçen sene Fransa açığa gelinirken Şiviyontek acayip işler yapıyordu. İşte 5 turnuva kazanmıştı arka arkaya. Galiba 29 maçlık bir galibiyet serisi vardı Fransa açık hariç. Yanına kimseyi yazamıyorduk. Tenezzül bile edemiyorduk. Ama şimdi 2023 sezonunda 2 tane oyuncu var. Arina Sabalenka var. Elena Ribakina var. Ben çok keyifli bir üçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü birbirlerine karşı sık oynuyorlar. Birbirlerine karşı maçlar kazanıyorlar. E, biri diğerini ezmiyor. Hani böyle nispeten bir big Ne dersin abi? Poor Ben's big three Poor mi diyorsun? Benz, three. Vallahi yani evet. Zaten kadınlar tenisinde böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Ee, Serena'nın yıllar yılı çok büyük bir hakimiyeti. Serena ve diğerleri şeklinde geçmesi. Serena iyi olduğu zaman mutlaka kazanır denmesi. Biraz tadı kaçırıyordu açıkçası. Ee, tabii ki büyük şampiyonlar, büyük yıldızlar önemli bir değer ama yani yanında başkaları olduğu zaman daha da keyifli bir e, yemek ortaya çıkıyor. Hatırlasana 2010'ların başına mesela ne kadar güzel bir seviye vardı. Bir sürü iyi oyuncu Aynen işte Sharapova, Azarenka, tabii. Kvitova. Yani Enen. Enen. o artık son 2010'ların son demleriydi. Oynadı Avustralya'ya, ee, oynadı. Serena zaten yaptı. var. Evet ne olursa olsun var. Dementiyevalar falan vardı. Bir sürü oyuncu vardı. Kesinlikle öyle. Ee, ondan sonra işte evet yani biraz, mak biraz makas açıldı. Ee, sonrasında da oyuncular sürekli Çıkıp inmeye, çıkıp inmeye işte birisi kazanıyor mesela Sloane Stevens 2017'de e, Amerika Açık kazandı, Roland Garros'ta final Kesinlikle. oynadı falan filan bir sürü başarıları var. Sloane Stephens nerede şu anda? alakası yok. Zaten Fransa açıkta işte Sofia Ken'in mesela bir diğer oyuncu işte. Aynen. Bu ara fena oynamıyor gerçi Yelena evet, Ostapenko evet, ama işte evet. o da bir diğer oyuncu. Aynen işte yani Bianca Andreescu çıktı ondan sonra işte yani sürekli olarak parlayıp. Raducanu, o, Raducanu, Raducanu Leyla Fernandez, Melisa yani, yani böyle böyle. Sürekli olarak bir sirkülasyon olması insanlar da bir istikrar istiyor. Bir e, gerçekten kendini kabul etmiş 3-4 oyuncunun aralarındaki e, rekabeti, çekişmeyi en fazla izlemek istiyorlar. Benim şu ana kadar gördüğüm bu. Kendimin de tercihi bu. E, o yoktu. Hakikaten dediğin gibi şu anda bu seneyle birlikte böyle bir durum ortaya çıktı. Ribakina Wimbledon kazandı. İşte ondan sonra Şiviyon Tekin zaten istikrarı ortada sürekli olarak turnuva kazanıyor. E, geçen sene iki tane Grand Slam ka e, kazanmayı başardı e, Ribakine Wimbledon kazanmayı başardı. Bu sene Avustralya'da yine final oynadı. Sabalenka şu anda artık ilk Grand Slam şampiyonunu elde etti. Shvionteki yenmeye başladı. E, Ribakine, Shvionteki bu sene 3 kez yendi. E, böyle Ribakine olunca, ile Sabalenka Indian Wells finali oynadı. Indian Wells finali oynadı. Çok doğru söylüyorsun. E, öyle olunca da ortaya bir şu anda daha güzel bir şey çıktı diye düşünüyorum. Ben yani Sen de aynı görüşte olduğunu belirttin zaten. Öyle. Peki yollara bakarsak şimdi Iga Siviontek'e baktığımızda dördüncü e, tura kadar çok büyük bir problem yaşamaz gibi gözüküyor. E, ama orada bir eski şampiyon ihtimali var. Barbara Krejcikova var. Barbara Krejcikova da böyle çok yani karşısındaki'nin profiline bakmadan takır takır oyununu oynayan bir oyuncu. Bu sene Sabalenka'yı Dubai'de yenmişti Krejcikova biliyorsun. İşte. Ee, yani Sabalenka'nın da bu sene az e, kaybettiği maçlardan bir tanesi. İşte bu sene Sabalenka'nın performans süper. Kokogov geçen senenin finalisti, finalisti ama yani. bu sene pek e, yok ortada. Evet yani tamam. hiç çok ortada. Ama şimdi tabii Shvion ilgili de ufak bir sakatlık konusu ortaya çıktı. Roma'da bacağından e, sakatlanıp Ribakine karşı maçı bitiremedi. Ee, o biraz böyle e, beni düşündürüyor ama onun dışında tabii Şiviyontek'i tek Roland toprağında yenmek çok kolay olmayacaktır. Yani yollarına da baktığımız zaman tabii e, kimler karşı karşıya gelebilir diye soracak olursan, yani tabii yarı finalde Shivion ve Ribakine oynama ihtimali var. E, bu e, eşleşmenin gerçek olma ihtimali, gerçeğe dönüşme ihtimali çok fazla. Ki ben Sabalenka'nın final yolunu fena görmedim açıkçası. Hı hı. Ama Sabalenka'nın da şöyle bir sıkıntısı var. Daha önce üçüncü turu evet. hiç aşmadı. Evet. Fransa açıkta. Evet. Ya onun için her halükarda büyük ikinci hafta yeni topraklar olacak. Kesin Kesinlikle öyle. Vay, pan intended? Sen de rakip gibi ekip gibi yaptığın şeyini. Ee, güzel bir kelime oyunu. Ee, hakikaten büyük bir sıçrama olacak. Öncelikle bir ikinci tur haftayı atmaya çalışacaktır Sabalenka kendisi. Ne olursa olsun. Yani bir, birinci turda kostlük maçı var. Biraz da politize olacak bir maç olacak. Rus e, Belarus Ukrayna, Ukrayna. E, olayından dolayı işte Krişkova... turnuva kazandı yakın zamanda Rus rakibini e, sanıyorum şu rakibini hatırlamıyorum. Tebrik etmedi veya işte elini mi sıkmadıydı vesaire. O da gayet Evet. ülkesinin içinde bulunduğu durumu önemseyen ve tabii, ona tabii. göre davranan bir oyuncu Marta Kosçuk. Tabii. Ee, yani da tabii şu anda yani baktığın zaman Jabör e, gibi bir çeyrek ihtimali var ama Sabalenka'nın yolu hakikaten e, bir Pliskova, Pegula gibi isimler var ama final yapma ihtimali e, hiç de az değil ama tabii ne olursa olsun her zaman. Önce yarı finalde bomba bir maç var yani olursa Şiviyontek, Ribakina İşte evet az önce söyledim bunu. E, dedin doğru. Ee, yani tabii ama sonuçta hep söylüyoruz e, kadınlarda 3 set oynama durumu yanında fark yaratabiliyor. E, oyuncuları biraz fazla baskı altına alabiliyor. Vurgulamamız gereken başka oyuncu da Roma ve Madrid'de yarı final yapan e, Kudermetova. Kuder ki yani e, Madrid'de baya baya önemli galibiyette üst üste alarak oraya geldi. İyi tenis oynadı. Ya yani ona da dikkat etmek lazım. Sakkari. Sakkari'nin ilk tur maçı biraz sıkıntılı bir eee ilk tur maçı muhoba maçı var. O onu geçmesi ihtimali. Ben yazıcı olun çalıştırdığım Muova. <laughs> <laughs> Çok isterdi biliyor musun? Vallahi. Vallahi. Ya yani biz tabii nasıl çalışırız. E, o çalıştıracağız? ister miydi? <laughs> o ister miydi? Tabii o pek hani tercih etmezdi ama ben isterdim ama kesinlikle. Ama mental koç olarak işte winning Ugly im Yediririz oradan yedirir evet, tabii yani. tabii. Bir şekilde bir katkı verirdik muhobacığımıza ama e, Orada Sakkari'nin biraz işi zor. Geçen sene de ikinci turda. Çünkü onu Mohova elemişti burada. Ee, sen de zaten Osta Roma yarı finalisti e, olduğunu bilgisini Yine verdin. İlginç ilginç şeyler yaptı etti. Yine Ostapenko Hakikaten zor karakter ya. Böyle yüz, Pain bak, in the neck. Yüzüne ekşidi ya. Hakikaten yüz ekşiden oyuncu. Onun zaten e, bakmadan handshake tokalaşma şeyi artık Klasiği. bir e, tenis literatürüne girdi. E, yani terminolojiye girdi. Yani Posta no pek. look handshake <laughs> yani, yani bu şekilde bir e, hareketle girdi <laughs> şeye tenis tarihine literatürüne. Bu da hani hoş bir şey olmasa gerek. Halep yok. Badosa yok olmayan üst düzey oyunculara şöyle bir şey yaparsa. Erkekler tarafına baktığımızda Nadal'ı zaten konuştuk ama Murray'i de konuştuk. Mesela Marin Cilic yok geçen sene yarı final oynayan. E, Nick yani Kyrgios oynamıyor Fransa açı. Yani bazı eksikler de tabii ki var. En büyük eksik Rafael Nadal başta olmak üzere. Ama artık turnuva başlıyor. Cumartesi gününden itibaren, pazar gününden itibaren. Yani yarından itibaren diyelim. Bir daha hatırlatma yapalım istiyorsan. Şimdi tabii canlı yayınlar, maç yayınları da olacak. Ve canlı bahisler. Canlı de. bahisler de olacak tabii ki. Bunu da seyircilerimize hatırlatmış olalım. Bu konu önemli bir konu. Turnuvayı milyonerden de e, tüm renkleriyle keyifle takip etmeye şansları olacak. Abi ağzına sağlık. Senin de. Ee, güzel bir ilk program oldu. Milyoner tenisin Fransa açık ilk bölümünü özlemişiz. 2023'te çektik. Kesinlikle özlemişiz. Sevgili Emre Yazıcıoğlu ve ben Aras Yetiş sizlerleydik. Onun da hatırlattığı gibi turnuva boyunca canlı yayınlar, canlı bahislerle Bilyoner ekranlarında olabilirsiniz. Fransa Açık süresince, Roland Garros süresince görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın, hoşçakalın. Hoşçakalın. Bilyoner'den çifte şans. Hemen Bilyoner'e üye ol. 10 lira değerinde Bilyon puanı anında kazan. Üstelik 100 liralık kupona bir 10 lira Bilyon puan daha. Toplamda 20 lira Bilyon puan senin olsun. Bilyoner.